Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere sorumlusu olduğunuz KPI'lerin sonuçlarını renkli grafiklerle gösterebilmenize yardımcı olacak yazı formatını nasıl indirebileceğinizi ve nasıl kullanabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben bu çalışma ile hazırladığım örnekte 3 farklı prosesin makinalarına ait üretim değerlerini bu fon sayesinde grafiklendirmeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığını bir inceleyelim. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şurayı alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de. Bu sefer dikey yapacağım. Yatay değil de dikey yapacağım. Bu yüzden değerleri ve işlemi tersine çeviriyorum. Aynı şekilde biçimleri işlemi tersine çeviriyorum. Yine sayfa 1'e geliyorum. Şurayı alıyorum. Kopyalıyorum ve şuraya. Özel yapıştır değerleri işlemi tersine çevir. Bunları alıyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri işlemi tersine çevir ve son olarak şunlar. Şimdi grafiklerimizi eklemeden önce Google'a giriyoruz ve şuraya Pie Charts for Map Download diyoruz. Ondan sonra gelen ikinci sayfada şunu açtığımızda bu şekilde şunu indiriyoruz. İndirdikten sonra da indirilenlerde şu şekilde WinRAR dosyasındaki klasörü çıkartıyoruz ve şuradaki Pie Charts for Maps'i tıklıyorum. Şuradan yükle diyorum. Ben yüklediğim için tekrar buraya basmayacağım. Bunları kapatıyorum. Excel'inizi tekrar aç kapa yaparsanız şu şekilde şurada yüklendiğini göreceksiniz. Şurada. Şimdi grafiklerimizi eklemeden önce yapmamız gereken bir işlem daha var. O da şu. Şuraya skor diyorum. Şuraya da harf diyorum. Sıfırdan başlıyorum. 100'e kadar şuradan aşağı doğru çektiriyorum. Her seferinde büyük harfle başlayacak şekilde 5 tane harf yazıyorum. Harfler İngilizce karakter olmalı. En son bir tane U yapıyorsunuz. Tekrar buraya geliyorum. FX diyorum. Düşe ara. Şu değer. Şurada hangi harfin karşılığına geliyorsa. Bunu Windows F4 ile sabitliyorum. 2 diyorum. Ve 0 diyorum. Tamam. Bu şekilde çektiriyorum. Şuraya geliyorum. Buradan da. Şunu seçiyorum. Aynı şekilde formülü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Doğru yere geliyor mu? Enter. Çektiriyorum. Formülü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Tekrar bir kontrol ediyorum. Görünümden
Kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şunların hepsini ortaya alacağım. Şu şekilde ortalayalım. Şunları biraz büyütelim. Ve kalın yapalım. Evet, 26'ya kadar çıkaralım bunları. Şimdi şuraya geliyorum. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural. Şunu tıklıyorum. Buraya shift eşittir. Şu değer büyük ve eşit ise 80'e. Şuradan 2'nin önündeki doları siliyorum. Sadece D sütununun sabit olmasını istiyorum. Buraya geliyorum biçimlendirmeye. Bu dolgu olmayacak, yazı tipi olacak. Çünkü bizim yüklediğimiz font yazı tipi. O yüzden şuraya geliyorum ve renk olarak koyu yeşil veriyorum. Tamam diyorum. Tamam. Tekrar koşullu biçimlendirme. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Buraya geliyorum. Shift eşittir. Yine bu değer. Şuradaki 2'nin önündeki doları siliyorum. Büyük eşittir. 60 ise. Şunu kopyalayacağım. Az sonra tekrar buna ihtiyacım olacak. Biçimlendirmeye geliyorum. Fonttayım. Bu sefer koyu mavi olsun. Tamam diyorum. Tamam. Yalnız bu altta olacak. Yeşil üstte olacak. Yani 80, %80'den başlayıp aşağı doğru inecek. O yüzden bunu aşağı alıyorum. Tekrar yeni kural. Şunu seçiyorum. Ctrl V ile formülü kopyalıyorum. Bu sefer 40 diyorum. Biçimlendirmeye geliyorum. Buradan bu sefer kahverengi yapacağım. Tamam. Tamam diyorum. Aşağı alıyorum bunu. Yeni kural. Ctrl V ile 20 yapacağım. Buradan biçimlendirmeye geliyorum. Turuncu. Tamam. Bunu da aşağı alıyorum. Ve son olarak 10 yapacağım. Bunu da kırmızı. Aşağı alıyorum bunu da. Şu şekilde 80, 60, 40, 20, 10 diye gidecek. Uygula, tamam. Şimdi diğerlerini de şöyle yapalım. Şunu seçelim. Buradan biçim boyayıcısını seçip şöyle yapalım. Yine bunu seçelim. Ve buradan da şunları seçelim. Şurada sadece bir şey dikkat etmek gerekiyor. Doğru hücreyi alıp almadığına bakacağız. Evet, D'yi almaması lazım. H'yi alması gerekiyor. Onun için şunları düzelteceğiz. Hepsini H yapacağız bunların. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bir de şunu kontrol edelim. Evet, H. Şimdi şunda da L olacak. Şunları şöyle toplu seçelim ve şunların hepsini L yapalım. Tekrar kontrol edelim. Evet, L oldu. Tamam. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. Sıfırdan 100'e kadar. Şurası noktalı virgül olacak. 100'e kadar. Parantezi kapat. Enter. Şunu aşağı doğru çektiriyorum.
Şunu kopyalıyorum. Şuraya ve şuraya yapıştırıyorum. Formüller şimdi hesapla. Renklerle performans grafiği ile ilgilenecekler bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.